yani böyle durumlarda konuşmak da çok zor bir şey ama ben yakın zamanda yaşadığımız bir şeyi anlatarak bir şeyleri anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu Çorlu tren faciası için Sirkeci Garı'nda toplanmayla ilgili Arda'nın annesiyle işte bugünü konuşuyordum. Konuşmamız esnasında öyle bir konuşma oldu ki yani düşünün ki çocuğunu kaybetmiş bir anneyle konuşuyoruz ama Arda'dan daha çok yani ülkemizin yaşadığı acıların çokluğunu anlatmak adına yani Arda'dan daha çok Ali İsmail'i konuştuk, Rabia Naz'ı konuştuk, Şule Çet'i konuştuk. Yani o kadar çok adalet isteyen insanlar ve kişiler var ki acılar o kadar çok ki yani anne çocuğunu kaybetmiş anneyle bile kendi çocuğunun acısını konuşamadık. Yani Arda'yı konuştuğumuz daha az olmuştur. Gerçekten adalet arayışı çok önemli. Adalet gelmediği sürece bu adaletsizliklerin arkası gelmeye devam ediyor. O yüzden diğer adaletsizliklerde olduğu gibi bu adaletsizlikte de Çorlu ailelerine beraberiz. Çünkü bu adaletsizlikler devam ederse yarın bizler için de bu adaletsizlikler yaşanmaya devam edecek. Herkese saygı sevgiler sunuyorum. Dediğim yüreğimiz sizlerle ya bu acılar artık yaşanmasın istiyoruz. Bir kız çocuğum var. Kalbimde bir problem var. Tek dileğim sadece benim kendi kız çocuğum için değil. Bütün çocuklar için yaşanabilir bir ülke. Bakın hiç böyle bir siyaset falan yapmıyorum. Bütün çocuklar için ya bütün çocuklar için belki bir gün yani birkaç yıl içinde belki hayata gözlerimi yumacağım. Böyle bir insanın tek bir derdim var. Tek bir isteğim var. Yani gözüm arkada gitmesin istiyorum. Yani çocuklarımıza güzel bir ülke bırakalım. Başka hiçbir isteğim yok ya. Bu kadar basit, ya bu kadar saf bir istek ya. Bunun için koşturuyorum. Her yere o yüzden elimden geldiği kadar yetişmeye çalışıyorum. Ve bu acıları gördükçe kalbim daha da sıkıntıya giriyor. Ve daha da rahatsızlığım artmaya devam ediyor. Ve yani gözüm arkada kalacak diye yani çocuklarımıza iyi bir ülke bırakamayacağım endişesi beni günden güne daha da acıya sevk ediyor. Çünkü bu acılar sürekli artarak devam ediyor. Adalet sağlanmadığı sürece bu acılar artıyor. O yüzden bunlara destek verip bunu bir yerde kırıp artık bunların sorunlarını hesap verebilir hale getirmemiz lazım. Hepinize saygılar sunuyorum.